Her ilişkilerinde müthiş gerilim. Birleşmiş Milletler'in Mavi Marmara raporu Türkiye'ye darbe vurdu. Türkiye, İsrail'e karşı ilk yaptırımlarını açıkladı. Kriz ve sonrasını uzmanlar değerlendiriyor. Evet sevgili seyirciler, gelişmeler sıcaklığını koruyor. Birleşmiş Milletler'in basına sızan raporunu da değerlendireceğiz ve Türkiye'nin tepkisi arkasından da İsrail'in ortaya koyduğu tavır. Konuklarımız Radikal Gazetesi yazarı Fehim Taştekin ve stüdyomuzda da Kadir Has Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mustafa Aydın'ı ağırlıyoruz. Sayın Aydın, Sayın Taştekin, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için, sağolunuz geldiğiniz için. Evet, öncelikle Mustafa Aydın, sizinle başlamak isterim. Şimdi Türkiye'nin ortaya koyduğu yaptırımlar ve Davutoğlu'nun bugün yaptığı açıklama oldukça sertti. Bunun karşılığı nasıl bir etki tepki olacak diye beklerken İsrail'den ilk açıklama bu yönde geliyor. Siz bunun devamında, sürecin devamında ne bekliyorsunuz? Aslında açıklamada ya da Türkiye'nin Dışişleri Bakanı tarafından yaptığı açıklamadaki 5 madde içerisinde belki de öngörülmeyen, son birkaç haftadır beklenmeyen tek maddeydi. Ve aslında tek muğlak madde olan o seyri sefer serbestliğine İsrail'den bir açıklama geldi diyelim. Resmi açıklamanın ötesinde bir hükümet yetkilisine dayandırılan bir haber aslında bu. Nitekim burası çok önemli çünkü seyri sefer serbestliği ifadesi açık sularda zaten bir ilkenin açıklanmasından başka bir şey değil. Aslında olanın açıklanmasından başka bir şey değil ama orada söylenmeyen ve söylenmeyerek ifade edilen şey daha önemli. Söylenmeyen şu, Mavi Marmara olayına işaret ediliyor ve benzeri bir süreç olursa Türkiye biliyorsunuz Ağustos ayında ikinci bir Gazze'ye ikinci bir gemi gönderilmesi söz konusuydu. Ya da Mavi Marmara'nın ikinci defa gitmesi söz konusuydu. Birkaç defa ertelendi. Şimdi bu gider ise Türkiye bu sefer sanki bunu bir askeri gemiyle ya da gemilerle koruyacakmış ve buna bir saldırı olmasını bununla önleyecekmiş gibi bir açıklamaya da bulunuyor. Bunu açıkça söylemiyor tabii Dışişleri Bakanı ama bu ifade aslında biraz buna işaret ediyor. Şimdi bu İsrail'de Türkiye'nin açık sularda Akdeniz'de karşı karşıya gelmesi ihtimalini gündeme getiriyor. İsrail tarafından gelen açıklama da bunun hakikaten böyle anlaşıldığını bize söyleyen bir açıklama. Onun dışındaki önlemlere baktığınızda 5 maddenin kalan dördüne baktığınızda zaten son birkaç haftadır sürekli konuşulan Türkiye'nin B planı olarak ortaya koyduğu ve bildiğimiz şeyler yapılabilecek aslında en az verilebilecek en az tepkiydi o. O verilmiş durumda. Bundan sonrası için aslında İsrail'in resmi tepkisinin beklenmesi gerekiyor. İsrail'in buna çok farklı bir tepki vereceğini sanmıyorum. İsrail'in tepkisi aslında raporun basına sızdırılmasıydı. Çünkü birkaç gün önce biliyorsunuz İsrail raporun bir kere daha 6 ay kadar ertelenmesini talep etmişti. Türkiye'den gelen cevap bu ertelemeyi kabul etmeyeceğini ve gününde açıklanmazsa raporla ilgili Türkiye'nin gerekli önlemleri alacağıydı, adımları atacağıydı. Bu aslında ben bunu şu şekilde okumuştum. Türkiye rapor tarihinde açıklanmazsa kendi tarafından hikayeyi basına ve dünyaya açıklayacak, bu tür önlemlerini de alacak. Bu önlemler sanırım o günlerde zaten belli olmuştu. Ama İsrail bunu beklemedi. Raporun zaten açıklanması beklenmiyor. İsrail tarafı onay vermedikçe açıklanmayacak bir rapor. Kendi tarafından hikayeyi anlatabilmek için Amerika'da bunu basına sızdırdı. O süreci biraz hızlandırmış, öne çekmiş oldu. Bundan sonra çok fazla bir şey İsrail'in yapacağını sanmıyorum. Özür dilemeyeceğini söylüyordu. Yine aynı şeyi söyleyecekler. Nitekim öyle bir açıklama evet. Var. Zaten büyükelçiliğin görev süresi ya dolmuştu ya dolmak üzereydi. Yenisi henüz atanmamıştı. O zaten gidiyor Türk tarafının talebiyle. Askeri anlaşmalar donduruldu. İsrail'in bunlara çok özel bir tepki vereceğini sanmıyorum. Benim açımdan burada önemli olan İsrail hükümetinden ziyade İsrail Dışişleri Bakanı'nın Lieberman'ın biliyorsunuz onun açıklamaları meşhur illa uç noktalara götürüyor meseleyi. O ters bir şey söyleyebilir. Onun söyleyeceği ters şey üzerine henüz bizim başbakanımız bir açıklama yapmadı. Dışişleri Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları geldi soruları üzerine ama başbakan özellikle açıklamasını Lieberman'ın yapacağı herhangi bir hani tırnak içinde radikal bir söyleme karşı geliştirirse o zaman iş biraz daha tırmanır gibi geliyor bana. Peki bu noktadan hareketle yine size bir soru soracağım ama Sayın Taştekin'e döneceğim şimdi. Burada Mustafa Aydın şunu ortaya koyuyor. Yani İsrail'den şu ana kadar gelen adımlar ve beklentilerin haricinde
Türkiye'nin de tam istediği tarzda bir durum beklemiyorsunuz, bir adım atılacağını beklemiyorsunuz. Bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e de mesele sorulmuştu ve orada Abdullah Gül dedi ki Orta Doğu gerçeğini artık kavraması gerekiyor ve bu noktada İsrail'in artık bir takım adımlar atması gerekiyor. Bu gerçeğin farkına varsın veya umarım müttefikleri farkına vardırır diye bir ifade kullanmıştır. Şimdi tabii söz konusu olan İsrail ve Türkiye ve böyle bir gerilimken büyük oyuncuların da meseleye dahil olmaması ya da uzaktan bakalım seyredelim nasıl işler yürüyecek demesini herhalde hiçbirimiz beklemiyoruz. Şimdi burada hamleler nasıl ortaya konur ve burada Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği müttefikleri farkına vardırır dediği işte o müttefikler ne yapar? Şimdi aslında müttefik diye bahsettiğimiz kişi doğrudan Amerika Birleşik evet. Devletleri. Yani hatırlarsanız Amerika Amerikan yönetimi birkaç hafta öncesinde İsrail Başbakanı'na baskı yaptı ve bu konuda sonuç alamadı. Yani işte Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Netanyahu telefonla aradı. Öncesinde Ehud Barak Washington'da yine Clinton'la görüşmesinde Türkiye'nin özür talebini içeren bir anlaşmayı kabul etmeleri gerektiğini, İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin Amerikan-Türkiye ilişkilerini ve Amerika'nın Orta Doğu'daki çıkarlarını tehlikeye attığını söyleyerek bu konuda baskı yaptılar. Verdiği yanıt eğer biz özür dilersek koalisyon dağılır. Yani Lieberman'ın özellikle Lieberman kanadından gelen evimiz İsrail Partisi'nin gelen bir şey var, tehdit var. Hükümetin dağılacağı yönünde. Bence o kartlar oynandı ve bugün bu noktaya gelindiyse de o seçeneklerin tüketildikten sonraki halidir bugün geldiğimiz nokta. Bundan sonra ne olur? Yani yine Türkiye gerek Avrupa Birliği içerisindeki müttefikleri gerek Amerika'nın baskılarıyla İsrail'le ilişkilerini biraz flört ilişkisine çevirebilir. Yani bundan şunu kastediyorum. Yani 1956'da da mesela Suez'de savaş çıktığında İsrail, Fransa ve Britanya ile Mısır'a saldırdığında Türkiye misilleme yaparak ilişkilerini bugünkü gibi ikinci katip düzeyine çekmişti. Ama ondan sonra ilişkiler kapalı devrelerde devam etti. Yani mesela Ben Gurion Türkiye'ye geliyor 58'de ve işte Türkiye ile anlaşma imzalıyor. Bu flört ilişkisi de aslında direkt Ben Gurion'un Türkiye-İsrail ilişkisi bulmuş olduğu tanımdır. Bugün bundan sonra da bu yani gerilimin ateşi biraz düştükten sonra da yine Amerika'nın baskısıyla Türkiye-İsrail ile ilişkilerini perde arkasında sürdürmeyi tercih edebilir. Daha fazla gerilim tırmanmasın ve bir şekilde işler rayına otursun diye. Bunun alternatifi tam gerilim ki özellikle bu seri sefer serbestisiyle ilgili önlemlerin alınması maddesi üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir şey. Türkiye bu noktada atacağı adımlarla belki gelecek ilişkilerini Akdeniz'de kurmak istediği dengelerle bağlantılı ilişkilerini şekillendirecek. Ona göre iki ülke arasındaki ilişkilerin seyri de bir şekilde tayin edilmiş olacak. Burada üzerinde durulması gereken bir ikinci Gazze filosundan ziyade bence özellikle Rum yönetimiyle İsrail arasında işte tek taraflı ilan edilmiş münhasır ekonomik bölge var ve bu bölgede doğalgaz arama çalışmaları yürütülüyor. Şimdi Türkiye bu çevrede yani Akdeniz'deki bu enerji arama çalışmalarına bu çerçevede acaba tepki verecek mi vermeyecek mi? Yani İsrail ve Rum yönetimini bu tür adımlardan vazgeçirmek için sözünü etmiş olduğu seyir sefer serbestisi önlemini devreye sokacak mı sokmayacak mı? Bu çok kritik bir nokta. İkincisi de biliyorsunuz yani Türk-İsrail ilişkileri yara aldıktan sonra İsrail askeri şeylerini eğitim amaçlı askeri çalışmalarını Türkiye'nin komşularıyla yürütmeye başladı. Özellikle Yunanistan'la. Ve Yunanistan'la ortak tatbikatlar öngörüyorlar ki bu bir tatbikat 15 Eylül'de yapılacaktı. Ertelendi. Şimdi İsrail savaş gemileri bizim karasularımıza yakın bölgelerde bir şekilde bulunacak. Bulunmaya devam edecekler. Türkiye'nin bunlara yönelik tutumu bizim Yunanistan'la yıllardır yaşamış olduğumuz iddialaşına benzer denizde bir dalaş olacak mı olmayacak mı? Ben
Bence kritik nokta budur. Yani İsrail'i Akdeniz'de rahat bırakmamak ve İsrail'in Akdeniz'deki manevra alanını daraltmak yönünde bir adım gibi geliyor bana. Türkiye'nin almış olduğu, sözünü etmiş olduğu önlem. Bu bizim NATO ile ilişkilerimizi de etkileyecek bir taraf içeriyor. Çünkü İsrail'in NATO ile ilişkileri var. Akdeniz'de özellikle asker tatbikatı anlamında bir takım ortak projeler var. Bütün bunlar dikkate alındığında tabii ki Akdeniz'de hem enerji hem asker tatbikatlar çerçevesinde çok da suların duru bir şekilde olduğu gibi kalacağını öngöremeyiz. Bir ısınma illaki olacaktır. Evet. Peki Sayın Aydın'a döneceğim. Şimdi tabii ortaya koyduğunuz bu olasılıklar önemli ve birbirinin alternatifi gibi gözükmekle birlikte alınacak sonuçlar tabii bambaşka sonuçlar ortaya çıkabilir. Yani bir taraftan işte flört durumundan tam gerilime. Siz de az önce vurguladığınız durum, bakalım hani Lieberman ne konuşacak? Esas Başbakan Erdoğan nasıl bir tepki verecek? Yani bir one minute devamını mı göreceğiz ya da daha büyüğünü mü göreceğiz? Tabii bir kısmı evet, yani bir rest çekiliyor ama kim nereye kadar bunu sonuna kadar götürebilir? Mesela bu Akdeniz meselesi çok önemli. Oradaki hakimiyetin kullanılması. Hakikaten Türkiye bunu kullanır mı? Ne dersiniz? Ya da İsrail sonuna kadar ipleri girer mi? Yoksa hani müttefiki Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz daha meseleyi yumuşatması ya da dahil olması hususunda o da yola gelir mi? Çünkü gitgide içe kapanan bir İsrail'den bahsediyoruz. Doğru. Şimdi burada tabii birkaç şey var aslında. Ben bu kriz, tam Mavi Marmara krizi ortaya çıktığı zaman söylediğim bir şey vardı ve o hala geçerli. Türk-İsrail ilişkilerinin farklı bir yora girmesinin tek bir olasılığı var. O da İsrail'deki hükümetin değişmesi. Bu, yani bu hükümet gitsin başka hükümet gelsin anlamında değil. İsrail'deki hükümetin yapısına baktığınızda Lieberman'ın varlığı ve onun partisinin varlığı o hükümeti Türkiye ile ilişkiler konusunda herhangi bir adım atmaktan alıkoyuyor. Yani bu bugün dün basına sızdırılmış olan raporun aslında geldiği nokta Türkiye ile İsrail arasında perde arkasında yapılan müzakerelerin sonucunda gelinen noktadır. Dolayısıyla iki taraf açısından çok sürpriz olan bir nokta değildir. Ama bu açıklamaları İsrail'in uygulamaya dökemeyeceği, işte raporda var olan örneğin bir şekilde özür dilensin, bir şekilde tazminat ödensin gibi açıklamaları İsrail'in yapamayacağını Washington'da İsrail Başbakanı açıkladı. Ardından Dışişleri Bakanı açıkladı. Ardından İsrail'de herkes bunu söylemeye başladı. Bu açıklama olduktan sonra zaten bu noktaya doğru gelmekte olduğumuz belliydi ve Türkiye önlemlerini almıştı. Amerika yapabileceğini yaptı. Ben burada Fehim Bey'e katılıyorum. Gelinen nokta Amerika'nın yapabileceklerinden sonra gelinmiş olan noktadır. Üstelik Amerika İsrail üzerine bir ufak baskı uygulamaya başlayınca İsrail Başbakanı biliyorsunuz Kongre'ye gitti ve Amerikan tarihinde görülmemiş bir şekilde Kongre'de dakikalarca ayakta kendisini alkışlattı. Bunu ayarlayan Yahudi lobileri vardı ve Amerikan hükümetinin de çok ciddi tepkisini çekti. Dolayısıyla çok fazla Amerikan hükümetinin artık İsrail üzerinde şu an aşamada baskı kurup etkili olabileceğini sanmıyorum. İkinci mesele tabii Türkiye tarafından baktığınızda Doğu Akdeniz'de başka bir sürü mesele var. Kıbrıs ve onun açıklarındaki petrol meselesi bu. Ama ben bugünkü açıklamanın onunla çok alakalı olduğunu sanmıyorum. Çünkü orada Türkiye zaten Kıbrıs Rum tarafı adımlarını attığında Türkiye'de kendi önlemlerini aldı ve açıkladı. Doğu Akdeniz'de birkaç bölgede güvenlik bölgesi ilan etti. Burayı gerekirse donanmayla koruyacağını söyledi. Ve nitekim daha önce oraya petrol aramak ya da sismik araştırma yapmak için çıkmış olan bir takım ülkelerin gemilerini, yani ülke derken bir takım şirketlerin gemilerini, Kanada şirketi vardı, yanlış hatırlamıyorsam bir İngiliz şirketi vardı. Bunları Türk donanması vasıtasıyla kaçmalarına veya ayrılmalarına sebep oldu. Dolayısıyla Türkiye orada yapacağını her şeyi göstermiş durumda. Seyri sefer serbestisi meselesi uluslararası sular için geçerli olan bir şey ve her türlü geminin hiçbir şekilde engellenmeden o sularda dolaşma hakkını ifade ediyor. Bu örneğin İsrail'in Yunanistan'la Akdeniz'de yapacağı bir tatbikatı önlemeye Türkiye'yi sevk etmez. O başka bir şeydir. O tamamen seyri sefer özgürlüğünü engelleyici bir şeydir ve Türkiye'nin bunu yapmak isteyeceğini sanmıyorum. Ama böyle bir tatbikatı mesela çok yakından takip edeceği kesindir. Ben bu açıklamadan doğrudan çok açık bir şekilde eğer böyle bir Türkiye böyle bir hamle yapabilir ileride
tehdidinin olduğunu anlıyorum. Yani ben oraya bir gemi gönderebilirim. Bunun örneği 1970'li yıllarda Ege'de çok olmuştur. Hora gemisi, Sismik 1 gemisi, Sismik 2 gemisi Türkiye oraya, bunlar sivil gemilerdir, araştırma gemileridir. Ege'ye göndermiştir ve donanmayla da bunları koruma altına almıştır. Bu dolayısıyla da egemenlik hakkını orada göstermiştir. Aynı şeyi Doğu Akdeniz'de yapabilirim iması var burada. Buna mesela İsrail hiçbir şey yapmayabilir. Yapmak durumunda da değil. Çünkü İsrail'in karasularına girmeyen hiçbir şey, İsrail bir şey yapmak durumunda değil. Aslında bütün mesele Mavi Marmara'da da o noktada çıkmıştır. Biliyorsunuz İsrail uluslararası sularda Mavi Marmara gemisine müdahale etmiştir. Halbuki bunu kendi karasularına kadar girmesini bekledikten sonra müdahale etseydi belki çok daha farklı bir noktada bunu tartışıyor olurduk. Peki devam edeceğiz. Bir Cumhurbaşkanı bugün neler söylemişti konuya dair, ona bakalım. Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu'nun İsrail'in Mavi Marmara gemisine yaptığı saldırıyla ilgili hazırladığı rapora Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den de sert eleştiri geldi. Gül, Palmer raporu hakkında bizim için yok hükmündedir dedi. Rapor açıkçası bizim için yok hükmündedir. Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'le ilgili yaptırım kararını da değerlendiren Cumhurbaşkanı, devletimizin kararlılığını bazıları anlayamamışlardı. Şundaki tedbirler alınacak tedbirlerin ilk aşamasıdır dedi. Şu anda alınan tedbirler bunun ilk aşamasıdır. Tabii olayların seyrine göre, İsrail'in davranışına göre daha ileride alınacak başka tedbirler de hepsi olabilir. Cumhurbaşkanı Gül'ün sert eleştirilerinin hedefinde İsrail hükümeti de vardı. İsrail hükümeti halkına yük oluyor diyen Gül, güvenilirlikleri söz konusu değil dedi. Bugünkü İsrail hükümeti kendi halkına da aslında yük olan bir hükümettir. Hiçbir güvenilirliği de söz konusu değildir. Orta Doğu'da olup bitenleri belki de en iyi şekilde tahlil etmesi gereken İsrail hükümetiyken tamamen strateji yoksunu bir durumdadır. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun açıkladığı yaptırımların Türkiye Devleti'nin kararı olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, vatandaşların hak ve hukukunun sonuna kadar korunacağını vurguladı. Yaşanan olayların unutulmadığını ve vatandaşlarımızın hak ve hukukunun sonuna kadar korunacağını gösterme açısından devletimizin kararlılığını bazıları belki anlayamamışlardı. Kısaca şunu da hatırlatalım. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu, AK Parti'nin dış politikasının başarısızlığının ortaya çıktığını öne sürdü. MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Şandır da yaptırım paketi için geç kalmış, etkisi olmayacak diye konuştu. Muhalefet cephesinden de gelişmelere yaklaşım bu yöndeydi. Fehim Taştekin, size çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için ve yorumladığınız için. Önümüzdeki günlerde daha geniş bir zaman aralığında yine sizi dinlemek isteriz. Çok teşekkürler. Evet, son olarak Mustafa Bey, size şunu soracağım. Aslında günün önemli haberlerinden bir tanesiydi bu. Çok da üzerinde belki tartışılması, konuşulması da gereken ama tabii İsrail meselesi ağır bastı. Şimdi NATO'nun caydırıcılığını güçlendirmek amacıyla bir füze savunma kalkanı oluşturulacak malum ve Türkiye'de olacak mı olmayacak mı, bunun tartışması kaçtır yürüyordu ama artık Türkiye'ye kurulacağı kesinleşti. Az önce Fehim Taştekin'in NATO ile Türkiye'nin de ilişkilerini etkileyebilecek bir durum olarak bu İsrail meselesini gördü. Şimdi bu konuda da aslında Batı cephesinde Türkiye yer aldığını da gösteriyor. Bu gelişme üzerine ne söylemek lazım, ne yorum yapmak lazım? Yani Türkiye adına bu doğru bir konuşlanma mı oldu? Şimdi o tartışmaların arka planını hatırlarsak o çok uzun bir süreç ve o zaman Türkiye çok da Batı tarafında yer aldı mı almadı mı ayrı bir tartışma konusu. Çünkü Türkiye başta biliyorsunuz buna itiraz etmişti. Bu gücün kurulmasına itiraz etmişti. NATO'nun yeni stratejik planına itiraz etmişti. Bu da NATO içinde büyük sorun oldu ve Türkiye'ye yönelik bir takım eleştirilerin ortaya çıkmasına neden oldu. Sonunda yapılan görüşmeler ve müzakereler sonunda gelinen noktada füzelerin Türkiye'ye bir şekilde konuşlanacağı ama Türkiye'nin istediği bazı bir takım açıklamalarla birlikte o plana bir şekil verilmiş. İran telaffuz edilmedi. İran telaffuz edilmedi. Hedef ortaya koyulmamıştı. Türkiye'nin istedikleri o anlamda oldu. Hatta füzelerin savunma alanına Türkiye'nin de dahil olduğu veya NATO ülkeleri de dahil olduğu bu şekilde açıklandı. Dolayısıyla herkes tatmin oldu. Şimdi aslında o alınmış olan, aylar önce alınmış olan, tartışması yapılmış olan kararın uygulamaya dökülmesi. İsrail'le gerilen ilişkilerin doğrudan NATO'yu etkilemesi aslında beklenmez. Ama açıkçası şunu
şunu söylemek gerekiyor. Türkiye'nin açıklamalarından benim anladığım, Türkiye bundan sonra bu meseleyi de aktif bir hareket tarzına geçiyor. Yani şu ana kadar Türkiye biliyorsunuz Mavi Marmara'ya saldırıdan bugüne kadar daha pasif bir rol aldı. Daha geri planda kalmayı tercih etti. Uluslararası örgütler nezdinde bununla bir sonuç almaya ve İsrail'le kapalı kapılar ardındaki görüşmelerle sonuç almaya çalıştı ve bir aslında İsrail'e de bir çıkış noktası sağladı köşeye sıkıştırmamak babından. Fakat şu anda gelinen noktada bununla sonuç alınamadığı görülünce aktife geçmeye anladığım kadarıyla karar verildi ve burada örneğin Mavi Marmara'dan etkilenen vatandaşların, Türk vatandaşları olabilir, yabancılar olabilir. Bunların yapacağı başvurulara hukuki yardım verileceği söyleniyor. Uluslararası Adalet Divanı'na konunun götürülmeye çalışılacağı, Birleşmiş Milletler nezdine götürülmeye çalışılacağı söyleniyor. Bundan sonra olacak olan aslında İsrail ile Türkiye'nin uluslararası arenada bugün aklımıza gelen ya da gelmeyen pek çok konuda karşı karşıya gelmesi ve kafa kafaya tokuşmasıdır. Yani çok açık bir şekilde çok fazla konuda ve problemde, meselede Türkiye ve İsrail uluslararası alanda karşı karşıya gelecek ve siyasi güçlerini birbirlerine karşı kullanacaklar. Bu ne Türkiye'nin aslında isteyeceği ve yararına olan bir şeydir, ne de İsrail'in isteyeceği ve yararına olan bir şeydir. Bundan her iki ülke de bence zarar görecek ve bir noktada bu Amerika Birleşik Devletleri tarafından Amerika'nın dünyada kurmaya çalıştığı ittifak sistemine, bu arada NATO da dahildir buna, ve Orta Doğu'da kurmaya çalıştığı sisteme zarar vermeye başladığını Amerika hissettiği zaman her iki ülkeye de bunun tepkisini gösterecek. Ondan sonra da iki ülke ilişkileri, İsrail-Türkiye ilişkileri daha farklı bir boyuta doğru, belki yumuşamaya doğru gidecek diye düşünüyorum. Peki. Ama bu muhtemelen bir belli bir süre alacak. Sayın Aydın, çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Ederim. Hem Radikal Gazetesi yazarı Fehim Taştekin ve aynı zamanda da Kadir İnaz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mustafa Aydın'ı dinledik. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha ve akşam haberlerine diğer başlıklarla devam ediyoruz.